Selam balıkçı dostlarım. Bugün sizlere LRF balıkçılığı hakkında bilgi vereceğim. LRF balıkçılarının hedefi olan küçük türler birçok kıyıda bulunur. Rıhtımlar, iskeleler, dökme kayalık bölgeler ve aniden derinleşen kum ile kayaların birleştiği kıyılar gibi alanlar, LRF için genellikle mükemmel yerlerdir. Bunun yanı sıra, LRF balıkçılığı kayalık kıyı şeritlerinde de gerçekleştirilebilir. Gelgit çıktığında, derin olmayan kaya havuzlarında, özellikle de yabani otlarla kaplı olanlarda çok sayıda küçük balık sıkışır ve LRF balıkçıları için verimli meralar oluşur. LRF avcılığı, hedef balıkları yakalamak için farklı teknikler kullanarak denemeler yapmakla eğlenceli bir hobi haline gelir. Yemin dibe ya da istenilen derinliğe batması beklenir ve balıkların dikkatini çekmek için yukarı aşağı, sağ sola, sert ya da yumuşak kamış darbeleri yaparak, yavaş ya da orta hızda sarılır. Alternatif olarak dibe batan yem yavaşça deniz tabanını tarayacak şekilde çekilir veya yavaş yavaş deniz dibi boyunca sürüklenir. Kaya havuzlarında balık tutarken, yabani ot yatağının kenarında ya da hemen üzerinde sürüklemek de verimli olabilir. Yemlerin yapımında taklit edilen mikrotürlerin görüntüsü kadar yaydıkları koku ve titreşimler de oldukça önemlidir. LRF yemlerinin pek çok farklı türü ve rengi vardır. Bu noktada avcılar, kullandıkları yemlerin verimliliklerini avlarının bir kaydını tutarak en verimli yemler konusunda bilgi sahibi olabilirler. Deneyim ve ustalık, en iyi sonuçları alana kadar yaşanan deneme ve yanılma durumudur. LRF, genellikle amatör balık avcılarının ilgi alanına giren bir balıkçılık türüdür. LRF balıkçıları, hafif ve ince bir örgü ip olan 0.04, 0.06 veya 0.08 mm kalınlıklarında polietilen ip ve bir fluorocarbon liderinden oluşan bir takımı tercih ediyor. İnce ip, atış mesafesini arttırır, yemin daha hızlı batmasını sağlar ve hassas yapıları sayesinde balıkların en ufak darbelerini hissetmenizi sağlar. Fluorocarbon lider ise, su altında neredeyse görünmez olacak ve sağlam yapıları sayesinde kayalarla sürtme ve aşınma hasarlarına karşı koruma sağlayacaktır. Misina seçimi de oldukça önemlidir. Esnek misineler, hafızalı yapıları nedeniyle gergin olmadıklarında spiral bir şekil alırlar ve bu, özellikle hafif yemlerde darbeleri hissetmenizi imkansız hale getirir. Bu nedenle, özellikle yeni başlayanlar için daha az maliyetli olan bu misineler tercih edilir. Ancak yine de aynı çeker değerlerine sahip ince misinalar, daha fazla keyif almanızı sağlar. LRF balıkçılığında kullanılabilecek birçok yem çeşidi vardır. Birçok LRF yemi, gerçekçi görünümü ile küçük deniz canlılarının taklidini yapar. Ayrıca koku ve amino asitler de eklenerek daha iştah açıcı hale getirilirler. Kaliteli silikon yemler tamamen biyolojik olarak parçalanabilir ve tüketilirse balıklara zarar vermezler. Bu yemler arasında sert ya da yumuşak karides taklitleri, silikon kurtlar, mikrocigler, gagalı ya da gagasız mini maket yemler, mikro popperler gibi birçok farklı formlarda ve özelliklerde yemler bulunmaktadır. LRF balıkçılığında genellikle silikon yemleri yüzdürmek için geliştirilmiş ağırlıklı kancalar kullanılır. Bunlar genel olarak, wicked olarak adlandırılır ve kancanın başına veya gövdesine yerleştirilmiş kurşunlarla yapılır. Bu kancalar, hafif olan silikonların atışını ve batmasını sağlar. Avlanılan meranın derinliğine veya kullanılan silikonun yapısına göre birçok farklı formda kullanılabilirler. Ayrıca ağırlıksız iğneler, offset, kullanılarak da ağırlıksız silikonlar kullanılabilir. Son olarak, LRF balıkçılığı için kullanılan kancaların da önemi büyüktür. Küçük boyutlarda ve ince yapıda olan kancalar, balıkların ağzına daha kolay girebilir ve balıkların ağızlarına zarar vermeden çıkarılabilir. Balıkçılar genellikle LRF balıkçılığı için özel olarak tasarlanmış kancalar kullanırlar. Sonuç olarak, LRF balıkçılığı hafif ekipmanlarla yapılan, küçük boyutlu balıkların avlanmasına odaklanan bir balıkçılık yöntemidir. Bu yöntemde, ince ve hafif örgü ipler, fluorocarbon liderler, gerçekçi ve çeşitli LRF yemleri, ağırlıklı wicked kancalar ve ağırlıklar kullanılır. Bu özellikleriyle LRF balıkçılığı, genç balıkçılar arasında oldukça popüler hale gelmiştir. Balıkçılık hobi olarak pek çok kişinin ilgi alanına girmektedir. Özellikle amatör balıkçılar için LRF kamışları ve makaraları oldukça popülerdir. LRF kamışı seçimi yaparken en önemli faktör, atar aralığıdır. 0.5 ila 12 gram aralığındaki kamışlar, farklı varyasyonlarda sunulmaktadır. İstavrit gibi balıklar hedeflendiğinde, daha hafif yemler için 0.5 gramdan başlayan kamışlar tercih edilebilirken, kum ya da taş balıklarının avlanmasında daha ağır yemler kullanıldığından, üst atar aralıklarında kamışlar daha uygun olacaktır. Kamış boyları 180 cm ila 240 cm uzunluğunda olabilir ve uzun kamışlar, atış avantajı sağlar. Ancak kayalık veya yosunlu bölgelerde mücadelede kısa kamışlar daha avantajlıdır. LRF makaraları, LRF balıkçılığı yapanların tercih ettiği küçük ve hafif makaralardır.
Genellikle 500, 1000 veya 2000 boyutlarında kullanılan bu makaralar, kamışın dengesini bozmamak için daha ağır ve büyük olanlar yerine tercih edilir. Ayrıca büyük olta makineleri daha yorucu olabileceği için pratikte de uygun değillerdir ve disiplinin temeline aykırıdırlar. Bu nedenle, LRF balıkçılığına yeni başlayanlar, uygun kamış ve makara seçimleri yaparak daha keyifli ve başarılı bir balıkçılık deneyimi yaşayabilirler.